24. bölümdeyiz. 24. bölümde kitabımız inner class'lardan, iç sınıflardan bahsetmiş. Bunların 4 tipi var. Hepsini göreceğiz bu derste. Hemen başlayayım. Uzun olmasın. Bu 4 tipler, birincisi statik olan iç içe geçmiş sınıflar. Yani static nested classes diye geçiyor. Statik olmayan iç içe geçmiş sınıflar, non-static nested classes, yerel sınıflar, local classes, anonim sınıflar, anonymous classes diye 4 tane başlıkta inceleyebiliriz bunları. Hepsinin tek tek örneklerini göreceğiz şimdi. Kitabımız bu arada statik class'ları non-static'e göre yani kullanın diyor. Non-static kullanacağınız yere static class kullanın diyor. Nedenlerinden bahsedeceğiz. Şimdi ilk başta statik neyle başlayalım? Static nested class'la başlayalım. Bunun için bir tane örneğim var. Elinizde bir tane sınıf yapın. Public class static nested diye bir sınıfım var. Bunun içerisine bir tane daha statik sınıf tanımlarsanız, bakın sınıf içinde bir sınıf kullanımı var burada gördüğünüz gibi. Bu static nested class olarak geçiyor terminolojide. Bunu çağıracağınız zaman da bakın static nested içinde ne vardı? Static oluşturduğum bir sınıf vardı burada gördüğünüz gibi. Direkt bunu çağırıyorum. Bir tane nesne yaratırken de yine aynı şekilde bunun buna doğrudan ulaşıyorum. Şimdi bunu bu arada nerede görmüştük? Şeyde hatırlarsınız. Builder dersinde görmüştük. Şurada ben az önce açtım baktım. Starbucks'la ilgili bir örnek yapmıştık. Bakın bir sınıfım var. İçerisinde de statik bir builder diye bir sınıfım var ve böyle duruma göre build ediyordum. Hani istediğim constructor'da çok fazla parametre olduğunda böyle bir yol izlemiştik. Bu dersi de izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İkinci video. Yine şuraya bir yere koyarım. Yani statiklerin kullanımında mesela direkt gördük. Bir tane builder pattern'da kullanabiliyorsunuz ve atıyorum çok fazla operasyonunuz olduğunda yine kullanabilirsiniz. Bir hesap makinesi diye ana bir sınıfınız olur. Operasyon diye bir alt sınıfınız olur. Ondan mesela toplama, çıkarma gibi özellikleri kullanabilirsiniz ki ayrıca fark ettiyseniz şu yazımda da çok net bir şekilde hani neyi kullandığımı görüyorum. Hani güzel bir okunabilirlik sunuyor bana static nested sınıflar. Şimdi kitap non-static yerine statik kullanın demişti. Şimdi bunu anlattığımda neden olduğunu anlayacağız. Non-static bir kullanımda da burada gördüğümüz gibi bir tane non-static diye bir sınıf yarattım. İçerisine sadece aralarındaki fark şurada static keyword'ünün olmaması aslında. Bakın burada yarattım. İçerisinde de yaz bunu diye bir metot yazdım. Şuradaki private olarak tanımlamama rağmen bu sınıfın içinden inner sınıf olduğu için erişebiliyorum. Bunu da göstermek istedim burada. Ne yapıyorum? Ben bu sözcüğü yazdıracağım. Yaz bunu dediğimde. Şimdi geldim buraya. Şu notlarımı geçeyim. Bir tane bunun nesnesini oluşturmak istediğiniz zaman non-static diye ilk ana sınıfın bir nesnesini oluşturuyorsunuz. Ana sınıfın nesnesini oluşturduktan sonra inner sınıfa yine buradan erişip nesne 2 deyip yukarıda oluşturduğum nesneden yeni keyword'ünü kullanıp ana sınıfımın nesnesini oluşturuyorum. Burada yani şöyle bir bağlılık çıkıyor fark ettiyseniz. Benim şunun nesnesini oluşturabilmem için ana sınıfa bir bağlılığım var. Bakın ana sınıfa bir bağlılığım var ancak bu şekilde oluşturabiliyorum. Hani bu da hani iç sınıfın nesnesini oluşturmak demek üst sınıfı da referans vermek olduğu için bir bellekte sıkıntılar yapıyor yani. Şey derslerinde işlemiştik yine memory derslerinde. Bu garbage collector bunları toplayamayabiliyor. Kelimeyi söyleyemedim. Yüklemi. Hani o yüzden bu çok önerilmiyor hani kullanımı. Yani ihtiyacınız olmadığı takdirde kesinlikle kullanmayın. Bunda kullanımlarında şu paternde bir kullanımı var. Bu paternde bir gün işleriz ama dediğim gibi genelde kitabımızda bunu kullanmayı çok önermiyor. O yüzden bunun yerine static nested class'ları daha çok kullanın demiş kitabımız. Şu diğer türlerden de bahsedeyim. Yerel sınıflar var. Local classes. Bu da yerel sınıf yani bir tane local ana sınıfım var. İçerisinde de bir tane aslında metot gibi bakın ama bu bir lokal sınıf aslında. Şimdi public void yaz bir şeyler diye bir metodum var. İçerisinde de bir tane class local class inner diye bir şey yarattım. Sınıf yarattım ve burada objesini oluşturuyorum. Aslında bu local class'ın mantığı sınıfa bir metot içerisinden erişebilmemiz. Hani bunun tüm olayı bu. Eğer ben bir şu lokal class'a erişmek, yerel sınıfa erişmek istiyorsam şu metodun içinden erişebiliyorum. Hani bunun da tüm esprisi burada. Diğer tipimiz neydi? Bunun örneğine bile gerek yok. Diğer tipimiz anonim sınıflar. Anonim sınıflar şöyle. Bunun da şöyle bir örneğini yazdım. Superclass diye bir tane sınıf yarattım ve içerisinde de yaz beni diye, bakın fark ettiyseniz burada aslında bir metot gibi takılıyor bu burada. Şunu sileyim. Metot gibi takılıyor burada. Ama şimdi bakın şurada bir örneği var. Superclass, SC new superclass dediğimde bakın burada ben aslında şuradaki verdiğim metodun, anonim sınıfın tanımını tekrardan yapıyorum. Ve yaz beni dediğimde bakın burada ne vermiştim? Süper sınıf yazdır metodu çalıştı yazayım şöyle. Şunları da kapatayım. Kafamızı karıştırmasın. Şunu da kapatayım şimdilik. Tamam. Şimdi şunu çalıştırıyorum. Bakın benim içeride yeni yazdırdığım tanımı yazdı. Gidip buradaki şeyi yazdırmadı. Superclass'taki hani içeriden süper sınıf yazdır metodu çalıştı yazmadı. Onun yerine benim bu sınıfı tekrardan tanımlayacağım yerde çalıştı. Bunun avantajı ne olur? İşte bir şey hemen yapayım sonra ana tanımımı essin. Hani override edip öyle çalıştırayım dediğiniz bir dizaynınız varsa kullanabilirsiniz. Hani çok ben bir örneğini görmedim ama yani bunun aslında daha derin bir örneğini verecek olursam fark ettiyseniz bu bildiğiniz interface yapısına çok benziyor. Neden? Çünkü interface'leri de böyle oluştururken ne yapmamız gerekiyordu? Metodu tanımlamamız gerekiyordu. O yüzden mesela aynısının interface'ini yazdım. Superclass derin dedim. İçerisine public void yine aynı yaz beni metodunu yaptım. Bildiğimiz gibi bunun bir nesnesini oluşturmaya çalıştığımızda bir interface'in içerideki metotların tanımını yapmanızı ister. Burada da aslında yukarıdaki örnekten fark ettiyseniz çok bir farkı yok. Temel olarak kitabın bahsettiği şeylerde bunlar çok kısa değinmiş zaten. Hani bir sayfa kadar değinmiş. Ben olabildiğince daha fazla anlatmaya çalıştım. Inner sınıf dediğimiz şeyler bunlar. Daha fazla örneklerine bakabilirsiniz. Bu arada bizim aynen static nested sınıflarımız. Şu builder dersine kesinlikle bakmanızı öneririm. Hani static şey dersinde bunu da kullanımı görebilirsiniz daha detaylı. Onun dışında dokümanlarına da, Java'nın dokümanlarına da bakmanızı öneririm. Onu da linke koyarım. Yani hangisini ne zaman kullanın dediği, kendi sınıfların örnekleri de var. Ben bu dersi daha fazla uzatmamak adına burada bitiriyorum. Bir sorunuz olursa cevaplarım.